Arkadaşlar merhaba. Doğrunun örtük incelenmesi testini çözüyorduk. İlk 6 soruyu çözdük. 7. soruda kalmıştık. Bu videonun bu testin 2. bölümüyle devam ediyoruz. 7. soru geldi. 1. bölümü izlemeyip direkt bu bölümü görüyorsanız 1. bölümü mutlaka izleyin. Çok güzel sorularımız vardı. 7 şöyle söylüyor sevgili arkadaşlar. Uzun sürmüştü. 1. bölüm 40 dakika sürdü. Artık siz seyredenler bayılmasın diye bu 2. bölümü de çekeyim dedim. ABCD karesinde güzel. BAE 60 derece verilmiş. Burada gözüküyor. A noktasının koordinatları verilmiş. Eksi 5'e kök 3. ABCD karesinin alanı da verilmiş. 36 birim kare. Olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar, sen bana kareyi verdin. A noktasını da verdin. Bir kenar uzunluğunu da verdin. Artık işim çok rahat. İçim çok rahat. İşim çok kolay. Her şeyini bulurum ben bunun. Her şeyini. Gelin bulalım. Bak, koordinat düzlemimde çizdim arkadaşı. Bir sürü şeyler söyleyeceğiz buna dair. Eksi 5'e kök 3 ve 6'lık bir kare çiziyorum. Kareyi çizdim. Teşkil ettim. Hop şeye taştı. Başrol oynayıp orayı bulacağım. Sevgili arkadaşlar, şimdi 60 derecenin verilmiş olduğunu görüyorum. 60 derece bana verildiyse bana 30 derece de verilmiş demektir. Ama ondan önce hemen şu şeyi bir ortadan kaldıralım. 36 birim kare ise her bir kenarın 6 birim olduğunu belirtmiş bana. Hemen bunu yerleştirdim. Bu bilgiyi kullandım. Şimdi geldik o güzelim, güzel güzel çizimlere. Arkadaşlar, burası dik koordinat düzlemi. Her yere dik çizeceğim. Aşağıya, yukarı, sola, sağa, her yere dikleri yazacağım. Arkadaşlar, şurası 30 derece. Değil mi? 30, 60, 90, 30. Kök 3. Burası kök 3 kadar. Burası 5 kadar. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Kök 3. 5 birim. Burası eksi 5 noktasıysa burası eksi 5 birimdir. Arkadaşlar, 30 derece gördüğü kenar hipotenüsün yarısı. Şurası 3 birimmiş. Bak, bu 3 birimden sonra şurasının da eksi 2 olduğu ortaya çıktı. Güzel. Onu da hemen göstereyim ben size. 3 birim, 2 birim. Ne güzel değil mi? Şahane bilgiler bunlar. Neler söyleyebilirim? Şurası 3 kök 3. 3 kök 3. Hemen nasıl söyledin hocam? Şurada da hemencecik söyleyeyim hadi size. 1, 2 kök 3'tür ya sevgili arkadaşlar. 30 derecelik dik üçgende. Şu kenar, şu kenarın kök 3 katıdır. Burasının kök 3 katı kadar olan kök 3 kadar. Demek ki burası, aha bak. Burası kök 3. Şu mesafe kök 3 kadar. Burası da kök 3. Burası demek ki 4 kök 3'müş. Şu mesafede 3 kök 3 arkadaşlar. Hop hocam, belirgin yazalım. Güzel yazdım. Adım adım, adım adım C'ye doğru yürüyorum. Bak ne kadar güzel. Benzerliklerden, aynı üçgenlerden faydalanacağım. Sevgili arkadaşlar, bak burada da üçgenimi teşkil ettim. Yatay ve dikey çizgiler çekiyorum. Yaptığım her, bütün şey bu. Bak 30, burası da 60 derece. Şurası da 30 derece. 30 derece ise burası da 3 birim. Arkadaşlar, 3 birim. Burası 3 birim. Şu noktayı söyleyin bana. Bu nokta ne? C'nin Y koordinatı. Yani ordinatı. Ne gördüm? 3 burada var. 3. Buraya kadar da 4 kök 3 gelmiş. Hop. Nasıl yazayım? 4 şey 3 artı 4 kök 3. Tamam. 4 kök 3 artı 3. Hop. Bu arkadaşın ordinatı. 3 artı 4 kök 3. Üzerime düşen en güzel görevlerden birini hallettim. Başka ne yapabilirim? Şurası da, ha bak, burası da ortaya çıktı. Sevgili arkadaşlar, bak şu birim, şurası 2 birimdi. Değil mi? Şu mesafe 2 birim. Dur bakayım, onu da hangi kalemle yapsam? Ha, pembişle yapalım ya. Burası 2 birim. Sevgili arkadaşlar, şurayı da bulursam ben bu arkadaşın x koordinatını da bulmuş olurum, değil mi? Şu mesafedir. Şu mesafedir benim x koordinatım. Hadi bunu da bulalım. 2 artı
şu kadar. Buranın da zaten 3 kök 3 olduğunu söylemiştik. 3 kök 3. 30, 60, 90 üçgeninden. Bu da ne oldu? 2 artı 3 kök 3. Çok güzel. Bu da x koordinatı. Apsisi yani. Ne dedi bana? Topla. Çok mu kolay oldu ya? Sanki kolay oldu gibi. İkisini topla. 5 artı 7 kök 3. Dedik. Niye göremiyorum ben burada? Bir yeri yanlış yaptım. Eksi 5'e kök 3. Nerede yanlışlık yaptım? Bakalım. 6, 3. 3 kök 3. Burası 3 kadar. 2. Tamam, 2 birim. Burası 6. Burası 3. 3 kök 3. Kök 3. 4 kök 3. 3 artı 4 kök 3. Tamam. X'ini bulurken mi yanlışlık yaptım? X'e bakayım. 2 burası. Burası da 3 kök 3. Ha aman, negatif ya. Şimşek. Tamam. Mesafeleri bulurken ikinci bölgedeyiz sevgili arkadaşlar. Bunlar eksi. Şu arkadaş da eksi. Bu arkadaş da eksi. Topladım 1. Topladım kök 3. 1 artı kök 3'müş. Toplamları. C. Evet, 7'yi C şıkkında gördüm. Güzel. Fazla krize girmeden bulduk. Mesafeleri bulayım derken pozitif pozitif gittim ya. İkinci bölgede olduğum için x koordinatı tabii ki negatif olacak. Eksi 2, eksi 3 kök 3 daha gidersem eksi eksi. Güzel. 8'de devam edelim. Şimdi 8. Ya 8. soru gibi sorulara ben ne diyeyim? Bak ne diyeyim, ne diyeyim. Hop. Hop. Verilmiş. Tamam. 70 derece. Ki tam da 70 gibi olamadı ama 55 derece. Tamam. A noktası belli. D noktası belli. C noktası belli. ABC üçgeninde 55 ve 70'leri yerinde gösterdim. Söyledi zaten bana. Diyor ki ne? Olduğuna göre BD bölü yani şurası. X bölü AB. Hop, o da Y. X, Y demeyelim ya. X'ler, Y'ler hep karışır. Burası A olsun. Burası da B olsun. Neyi soruyorsun bana? BD bölü AB'yi. Yani A bölü B oranını soruyorsun. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, ne yapayım da ne edeyim? Hiç de tanıdık açılar değil. 70 derece, 55 derece. Ben bu bilgilerle şu mesafeyi bulabilirim. Değil mi? Mesafe bulunur. Bu mesafeyi bulabilirim. Bulurum. Daha da bir şey bulamam. Kimse kusura bakmasın. Çünkü açılar enteresan yani. Ey arkadaşlar, bir de oran verilmiş. Uzun uğraşlarım sonucunda şöyle bir şey çıkardık. Şimdi dik koordinat dizilimindeyim ya. Hani şeyler çıkarsam, dik çizsem, dik üçgen çizsem, şu 70 ve 55'leri kullanmalıyım. Şunu görmemi istemiş sevgili soruyu hazırlayan ki bence bir öğrenciye bayağı bir eziyet edilmiş olmuş bu. Sevgili arkadaşlar, doğru açı oldu, uzattım. 70, 55, bak bir şey fark ettim. Burası da 55 dereceymiş. Hocam 55 ise 55, ne yapayım? Ne yapacağım var mı sevgili arkadaşlar? Dikkatinizi çekerim. ABD üçgenine bakınız. ABD üçgeninin BC dış açı ortaymış. Bak dış açı ortaymış. 55-55. Oran veriyor. Dış açı ortay teoremim de neydi sevgili arkadaşlar? O da kolay. Bak onu da kolay şey yapın. Dış açı ortayım B'den başlamış. C'de bitmiş. Benim başrol oyuncum ABD üçgeni. Ben bu C noktasını ABD üçgeninin üzerini kullanarak nasıl giderim? Bak buradan giderim. Böyle giderim. Bu arkadaş bölü bu arkadaş. İkinci yolda şöyle giderim. Şuradan yürürüm, bir de buradan yürürüm. İşte şu arkadaş bölü bu arkadaş, bu arkadaş bölü bu arkadaşa eşittir. Nitekim ben şu mesafeleri bulabilirim değil mi? Hemen o bulabilirim dediklerimi, kendime büyük bir özgüvenle bulabilirim dediklerimi bir bulalım. Eksi 1'e 3. Güzel. 3'e eksi 5. 3'e eksi 5. Bu arkadaş da 9'a eksi 17. Abo! Hayırlı işler, hadi bakalım. Arkadaşlar AD'yi bir bulalım.
X'ler farkı 4. 4'ün karesi. Artı Y'ler farkı 8. 8'in karesi. Bu arkadaşın karekökü. 16 artı 64. 16 artı 64. Kök 80. Güzel. Kök 80 de kimdir sevgili arkadaşlar? 16 çarpı 5'ten 4 kök 5. Güzel. Bunu yakaladım. Burası 4 kök 5'miş. Zaten oran çıkacaktı. Bu da kök 5'li bir şey çıkar. Tamamı. Oranımı da güzellikle yazabilirim. Ha şurayı da bulalım tabii ki. Bu mesafe. Önce burayı bulalım o zaman. X'ler farkı 6. 6'nın karesi. Y'ler farkı 12 artı 12'nin karesi. Hop karekökü. 36 artı 144. Hop. Bu arkadaş da 180. Değil mi sevgili arkadaşlar? Kök 180 çıktı. Kök 180'i de nasıl yapalım? 18 çarpı 10. 36 çarpı 5. Tamam. 6 kök 5'miş burası da. 6 kök 5. Tamam, olay bitti sevgili arkadaşlar. Açı-otay teoremimi yazabilirim şimdi. B bölü. Bu arkadaş bölü bu arkadaş yapacaktım. Ha, hoş A bölü B'ye gidecektim ama hiç önemli değil. Bu arkadaş bölü tamamı. Tamamı kaç? 10 kök 5. 10 kök 5 eşitmiş. Şu arkadaş bölü ki kendileri de A olur. Bölü bu arkadaş. O kim? 6 kök 5. Arkadaş çok seviyorum böyle şeyleri. Herkes çarpım halinde, bölüm halinde. Kök 5'ler bir kere bir sen yolcu ol. Şu arkadaşları da sadeleştir. 3 ve 5 ol. Bak sevgili arkadaşlar ister içler dışlar çarp. Ben şöyle de güzel görüyorum. Şu arkadaşın şu arkadaşa oranı bu arkadaşın da bu arkadaşa oranıdır. Ben bunu A bölü B eşittir. 3 bölü 5 şeklinde hemen hiç kaçırmam yazarım. 3 bölü 5'i de A şıkkında görürüm. Göz ucuyla da cevap anahtarlarına bakarım. İçimi de rahatlatırım. A'ymış. 3 bölü 5'miş. Sevgili arkadaşlar 1. Bu kazık soru. Muhtemelen bu soruya bakmaya da çok arkadaş başvuracak. Burada uğraştım önce. Neler yapabilirim? Oraya gitsem, buraya gitsem. Açılar hiç sevdik, bilindik değil. Şu 55'i önce 45, 10 diye bölsem 80'ler çıkıyor. Sonra aklıma ne geliyor? AB'yi uzatmak geliyor. Uzattıktan sonra da şu arkadaşın açıortay olduğunu fark ettikten sonra gerisi artık yani tabiri caizse hammaliye. Yani bildiğim şeyleri yapıyorum. İki nokta arasındaki mesafeleri buluyorum. Mesafeyi buldum. Açıortay teoremini de hatırladım. Ki ben sevmezdim. Çok sevimsiz gelirdi bana açıortay teoremi ama yani çok da zor değil açıkçası. Bu noktadan bu noktada bitmiş. Bu noktaya ben üçgenim üzerinden böyle böyle gidebilirim ya da böyle böyle gidebilirim. Bunun buna bölümü, bunun buna bölümü dedim. Gerisi kolay. Bütün mesele şu açıortaylığı görebilmekti. Hadi fazla uzun etmeden 9'u çözelim. 9 diyor ki ne? Ha, güzel. Sanki nispeten daha kolay olacakmış gibi bir soru. Bütün hepsinin noktaları verilmiş. Hatta ben var ya şey olurdum ha, yazan olsaydım. Şuradan şu 5'i verir şu 1'i vermezdim kıllık olsun diye. Onu da bulabilirsiniz çünkü iki noktadan sadece bir doğru geçeceği için bu arkadaşın x ya da y değerlerinden biri verilirse 3'ü için de geçerlidir x'i verildiği durumda. X'i ya da y'sini biliyorsam diğerini ben zaten bulurum. X verildiyse y'yi, y verildiyse x'ini bulurum. Doğru salmış. BC 2 tane C'deymiş. BC. Şuraya K desem buraya da 2K derim. BC'ye 2K dedim. CD sen neredesin? C'ye de K dedim. Güzel. Güzel. Buna göre AC bölü CD. AC bölü CD. Şurası A olsun. CD de burası olsun. Kolay mı ya? B. A bölü B soruluyor. Vallahi kolay bence sevgili arkadaşlar. Şuna bakarım ben. Bak şu arkadaşın mesafesiyle şu arkadaşın mesafelerine bakarım. Olur biter her şey. BC'yi bulalım. Hop şuraya bir çizelim. C, B. CB mesafesini bulalım sevgili arkadaşlar. 4 karesi 5 eksi 1'den. Bu arkadaşlar arasında da 6 birim fark var. 1 eksi 5'ten.
6'nın karesi. Hop. Nun karesi, karekökü şu arkadaş. Şu arkadaşı da bulurum. A'yı da bulalım. 10 kare, 10'un karesi değil mi? 10'un karesi artı 15'in karesi. Nin karekökü. Sonra bununla bunun arasında oran yaparım. Daha güzel bir şey söyleyebilir miydim diye bir bakıyorum. Daha kolay, daha kısa. O da bir kağlı mağlı bir şeyler çıkacak. Onun yarısı. Oranlayacağım. Sonra şu mesafeyle bu mesafeyi. Buraya 2K dedim ya. Buraya da işte K cinsinden bir uzunluk söyleyeceğim. Sonra toplam bu A'yı bulup B ile oranlayacağım. Hadi şunu yapalım. 100 artı 225. Allah Allah. Uzun, çok uzun sürecek böyle ya. Dur bakayım. 10, 15. Sanki daha kolay, daha güzel bir şey söyleyebilirdim ben buna ya. Neyse uzun yola girdik ya. 4, 6. Neyse hadi böyle gidelim ya. Kök 325. Çok güzel. Bu arkadaş 16 artı 36. Kök 52. Vay vay vay. Ha, buradan hareketle şurayı bulabilirim. Bu arkadaş kim? 26 çarpı 2. Bu arkadaş kim? 13 çarpı 2 çarpı. 2 kök 13'müş. Aa bak belli etti. Bu arkadaş da bir 13'ün katı mı acaba? Bakalım 325 bölü 13. Enteresan yerlere gittik. Sanki 3'ünde 13'ünde karesi olmayacak şey katı olmayacakmış gibi ama. Hadi bismillah. 2 ile çarptım. 26 mı? 26. 6, 65. Vay arkadaş ya. Gerçekten de 13'ün katıymış. 25 çarpı 13 sevgili arkadaşlar bu. O da ne? 5 kök 13. Şahane. Bak burası BC. Hemen şöyle renkli yazalım. Ha bak neyle gittim? Ya aralarında oran kurabilmem için şu arkadaşın da kök 13'lü bir şeyler bulmam gerektiğinden dolayı. Şu arkadaşı gözüme kestirdim. Daha ufak ya. Önce bunu hallettim sonra buraya yürüdüm. 2 kök 13 5 kök 13. Aa arkadaşlar buranın 2K olduğu yerde burası 5K olmaz mı Allah aşkına? Olur hocam. Değil mi? Bak bunu buna böl 5 bölü 2. Bunu buna böl 5 bölü 2. Soru burada bitmiştir artık. Burası da 5K. A ne kadar oldu? 7K oldu. Bu arkadaş da K. A bölü D'yi soruyordu. 7 bölü 1'den 7 çıkar. 9'a A dedik. İyi güzel. Bu daha kısa sürdü. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Sıkıntı yok. Yani korkmadan işlemime girdim. Büyük sayılar çıktı. Büyük sayılarla. Ha bulamazsan şey yaparsın. Sen söyle. Algoritma yaparsın. 325'i önce 5'e bölersin. Sonra bir daha 5'e bölersin. 13 ile karşılaşırsın. 13'e bir daha böler. 5 kök 13'ü gene görürsün. Haydi onunla devam edelim. Hop. Testin en yakışıklı sorusu bana sorarsınız. 10. Bak. Analitik düzlemde verilen ABC üçgeninde hop AB kenar ortayının uzunluğu kaç birimdir? Ne demek? Nasıl yani? A noktasının B noktasının koordinatları verilmemiş ki ben bu mesafeyi bulayım. Arkadaşlar verilmemiş olur mu ya? Bak analitik düzlemde verilmiş. B belli. 1, 2, 3, 4. 4'e 1, 2, 3. Ondan sonucuma A'yı yaz, B'yi yaz. Sonra o bilgisayarlara hani formül girdiğimiz yerlerden formül mü yapacaksın? Hiç uğraşmam. Hiç işim olmaz. Arkadaşlar AB'nin kenar ortayını soruyor. Bak 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'den çizeceğim. Bana sordu. Şuraya da F noktası dedim. CF uzunluğu. Ben formül mü gideceğim? Hayır. Bak C ile F arasındaki mesafeyi bulmamı istiyor. Hemen dik üçgenimi teşkil ederim. Koordinat düzlemindeyim. Dik koordinat. Analitik düzlemdeyim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 4, 4 ise CF'de 4 kök 2'dir derim. Yazarım. İşaretlerim. 11'i kaydırırım. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Tek tek noktaları bul da yaz da aman diyeyim. Ama ha, bak bir şey söyleyeyim mi? Bilgisayar öyle yapıyor. Ha. Bak bilgisayar öyle yapar. O robotlar, sizin programladığınız şeyler. Ha, çok hızlı yapar. Takdirimizi kazanır. Ona bir şey diyemem. Ama gün kadar aşikar gözüküyor. Ne olup bitti bu. Size çizin dedim. O odur yani. O yüzden çizin diyorum.
Şekilde verilen dik koordinat düzleminde çevresi 36 birim olan ABC eşkenar üçgeninde. Çok güzel. Eşkenar bir üçgenmiş. Dur bakalım, yeni bir kağıt alalım. And şöyle yapacağım ya. Şunu yetiştiririm umarım. Ha, şöyle yapalım. Güzel. Şöyle çektim. Ne kadar kötü çizdim. X80'im orada değil ki. Bunların hepsi işte süre kaybı şimşek. Şöyle çektim. Ama sevgili öğrencilerimize ders anlatıyoruz. Değer yani. Y. Eşkenar üçgenmiş. Bak, eşkenar üçgen. Şöyle bir şey. Eşkenar üçgense hakkını verelim. Hakkını vererek çizelim. Fena olmadı. Bu eşkenar üçgen gibi çizilmemiş. Evet, 36 birim çevresi. Her bir yer 6 birim. Hemen bunu bir, pardon ya, 6 olur mu ya? 12. 12 birim. Bunları hemen bir belirleyelim değil mi sevgili arkadaşlar? CA arası 12. CB arası 12. BA arası 12. Bu bilgiyle bana bunu söyledi. B ve C köşeleri Y ekseni üzerinde görüyorum. Çok da güzel verilmiş. A'yı da belirledim. Üzerinde X ekseni üzerinde bulunan D noktası AC kenarın orta noktasıdır. Tüh be, kötü çizmişim. Aa, güzel. Şahane. Çok güzel bir bilgi. Şu arkadaşla şu arkadaş birbirine eşitmiş. GXY noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre. Güzel. Nerede olduğunu da biliyorum. Şahane. Keşke güzel çizseydim değil mi ya? Neyse, onu ben bir şekilde uydururum ya. Aa, bir dakika ya. Y eksenini, şey, X eksenini kaydırarak bunu düzeltebilirim. Çok güzel. Şimdi tam ortayı alalım. Tam ortası olsun çünkü güzel güzel çizimler yapacağım ben. Hop. X ekseni. Tamam, şimdi oldu. Bu arkadaş bu arkadaşa eşitmiş. G noktası da sevgili arkadaşlar. Tamam, ağırlık merkezi olduğuna göre. Tamam. G X Y imiş. X'in karesi bölü Y'nin karesi. Y'yi soruyor bana. Yani G'nin X ve Y'lerini bul diyor. Çok güzel. Bulurum valla. Ama nasıl bulurum? Bu arkadaş burada sevgili arkadaşlar. Bak, ağırlık merkezinde çizeceğim. Her çizdiğim kenar ortay dik kesiyor bir kere değil mi? Çok güzel. Kenarları bir kere dik. Şu arkadaşın X ve Y değerleri soruluyor bana. Burası bak 6 birimdi. 3 birim, 3 birim. Hemen fark ettim. Bak 3 bir, pardon ya, 12 birimdi. 6, 6, 6, 6. Şuraları da yazdım. Buralar da 6 birim. Güzel. 6, 6. Hmm. 60 derece. Ha, oradan gidebilir. Ha, güzel. Bak çok güzel şeyler çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar şurası 60 derece. Eşkenar üçgense. Dik. Hop, 30 derece. 30 ise 6, hop 3. Çok şahane bir şey yakaladım. Hop 3. Çok güzel bir şey yakaladım. Bir şey daha yakaladım. 3. Burası da 6. Şahane şeyler görüyorum buralarda. 30 dereceden dolayı gördüm onu da. 30 derece. Burası da 60. Tamam. Sanki olay bitiyor ya. Arkadaşlar... Of, köklerle mi uğraşacağım ya? Tüh, köklü sayılarla uğraşacağım. Neyse, uğraşırız ya, ne olacak ki? Şimdi 3, 6. Hop, burasını söyleyin artık. Bunu artık ezberledik değil mi? 3 kök 3. 3 kök 3. Nasıl yapıyordum? 1, 2, kök 3. Bu arkadaş, bu arkadaşın kök 3 katı. Güzel. Onları hep konuştuk. Diğer videolarımdan çatır çatır bakınız. Arkadaşlar şu nokta belli oldu artık. Burası 3 kök 3 ise 3 kök 3'e 0 noktası. Şu nokta da belli artık değil mi? 0'a eksi 9 noktası. Ben bu mesafeyi bulsam
Değil mi? Bu mesafeyi bulsam şu arkadaşlara da 1'e 2 oranında dağıtırım. Şuralar da belli. Ya oradan da çıkartırım. Yani yaparım da yaparım. Bir sürü şey yapabilirim ben buradan. Nasıl gideyim bilgi? Ha, şöyle yapayım ya. Benzerlik yapayım. Bak 3 kök 3 sevgili arkadaşlar. Şu mesafe lazım bana. Bu arkadaşın x değeri değil mi? X'ini bulalım. Burası 3 kök 3. 9'a 6. 3'e yani 3K'ya 2K oranı var değil mi? Yani ağırlık merkezi şeyiyle de gidebilirdim. Burası 3 kök 3 sevgili arkadaşlar. Burası 2 kök 3 hemen oluyor. Çok güzel. 2 kök 3 oldu x. Bak bir daha gelsem kök 3 olur. 3 birim daha gelsem kök 3. Sonra bir kök 3 daha sıfırlanır. Şimdi y'si de belli. Aa çok güzel ya. Çok kolay oldu ya. Korktuğum şey çok kolay oldu. Arkadaşlar burayı da 3 birim bulmuştum. Y'si de eksi 3 bu arkadaşın. Değil mi? Bak g noktası nasıl ortaya çıktı. Sen bunu şurada da yapabilirsin. Ben önce onu düşündüm. Onu da yapabilirdim. Şu mesafeyi bulurdum. Bu belli. Bu belli. Yine 2K'ya K oranında bölüyor ya ağırlık merkezi. Bu şekilde de dağıtabilirdin. Ama eş kenar üçgen, koordinat düzlemi o kadar çok şey sunuyor ki bana. Ben şunu tercih ettim. Eğer orayı çok hızlı geçtiysem sevgili arkadaşlarım söyleyeyim. Şurada şu üçgenimi gördüm. Şu üçgenimi de gördüm. Bu ufak üçgen ne ki bunları da harf verelim. FG. Güzel G. BFG üçgeni ile BOD üçgeni benzer çıktı. 3 kök 3 ise 2 kök 3'ü hemen buldum. 2 kök 3 benim G noktamın X değeri. Zaten Y değerini de şu mesafeden buldum. Hemen önce belirlediğim 30 derecenin alameti farikasıyla 3 3 böldüm. Bu arkadaş da 3 çıktı. Şimdi neyi soruyordun bana? X kare. Al bunun karesini. 4 çarpı 3'ten. Hatta 4 çarpı 3 yaparım ben bunu. Değil mi? 4 çarpı 3. Bölü Y. Yani eksi 3. Kaç çıktı sevgili arkadaşlar? Eksi 4 çıktı. Ekranda gözüküyorsa umarım. Evet 11'e de E dedim gönül rahatlığıyla. Şahane oldu. Hop hadi bakalım. Tam gaz şeye bir gidelim. 12'ye gidelim. Testimizin son sorusu. Evet bu diğer testten yani ilk bölümünden daha kısa sürdü ama toplamda bir saati geçmişiz. Şekildeki dik koordinat düzleminde ABCDF düzgün altıgendir. Of altıgenlere de bayılıyorum. Neden bayılıyorum? Çünkü bir düzgün bir altıgenin sevgili arkadaşlar bir iç açı ölçüsü 120 derece. Ezberleme n-2 çarpı 180'den bulursun bütün iç açı ölçülerini. Bölersin 6'ya da bunu. 120 çıkar. 120'yi neden çok seviyoruz? Çünkü 120'nin yarısı 60, 60'ın yarısı da 30. Düzgün altıgenler 30-60 üçgenleriyle kaynar ortalık. Bir sürüdür. Şekildeki koordinat düzleminde tamam. B noktasını vermiş. 2 kök 3'e 0 olduğuna göre K noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir acaba? Hangisi olabilir acaba? Bakalım hangisi olabilirmiş. Biz buraya son soru olması azabilen daha güzel bir şey çizelim kocaman. Şimdi şurası şurası kadar olacak. Düzgün bir altıgen çizebilecek miyim? Yani. Hiç de güzel altıgen olmadı ama. Harbiden hiç de güzel olmadı. Neyse olmuş gibi kabul edin canım. Ki altıgen çizmek de öyle kolay değil ya. Altıgen, düzgün altıgen çizimlerime bakın sevgili arkadaşlar. Çok güzel şeyler var orada. Şimdi şu arkadaşı şu arkadaşı birleştirmiş. Altıgenleri çok uğraşın altıgenlerle. Altıgen çizin, beşgen çizin. Çok sevilir. Altıgenler ve düzgün altıgen ve düzgün beşgen çok sevilir. Evet. Haydi bismillah başlayalım. Buranın 2 kök 3 olduğunu biliyorum. Güzel. Şu mesafe 2 kök 3 kadar demek ki. Hemen onu da işaretleyelim. Derdimiz de ne sevgili arkadaşlar? K'nın yani şu arkadaşın K noktasının şu değerini bulmak. Güzel. Hadi bakalım bir görelim. Arkadaşlar bunu yapmak için önce bir strateji geliştirelim. Burası 2 kök 3. Güzel.
Bak yavaş yavaş gidelim. Sevgili arkadaşlar şurası 30 derece diyorum. Katılıyor musunuz? Katılıyorum hocam. Çünkü burası 90 toplam 300 120 idi. 2 kök 3 bak burası 2 birim kadar. Hemen yine aynı numarayı yapayım size. 1, 2, 30 derece. Şurası kök 3'tü ya. Şu arkadaş bu arkadaşın kök 3 katı. Burası 2 kök 3 ise burası 2'dir. Nefis. Bu arkadaş da bunun 2 katı 4 birim. Ya bak çorap söküğü gibi geliyor şimdi her şey bana. Arkadaşlar şu noktanın DA'nın ortası olduğunu bana hemen söylersiniz değil mi? Ben söylerim. Yani direkt tam ortası çünkü köşegen bunlar. Şu köşegeni de çeksem buradan geçer değil mi? Niçin söyledim? Bu arkadaş da 2. Güzel. Bak buradan nereye gideceğim? Yahu arkadaş benim bir şekilde bak şurası da 4 birim. Bu arkadaş da tam orta noktada P noktası. Burası da 2 birim. Nefis. Nefis bir şeyle karşılaştım. Arkadaşlar bir şekilde benim K noktasına yürümem lazım ya. Bak ne görüyorum? Bir tane kum saati görüyorum ben. Ya hocam nasıl da hemen görüyorsun? Sevgili arkadaşlar benim bu K noktasını bir şekilde belirleyebilmem için yani arada deride bir nokta, bir oranlar, bir şeyler bulmam lazım. Anlaştık mı? Oran bulacağım. Şimdi kum saatini kullanarak şu arkadaşlar arasında oranlar belirleyeceğim. Hatta ben bu mesafeyi bile bulurum yani. Koordinatlarını da tam söyleyebilirim. Kum saatinden gidelim önce şunu konuşalım. Bak 2'ye 4. 1'e 2 oranı var. 2K'ya K. C'ye 2C. Bunu belirledim. Şimdi ne yapabilirim? Ona bir bakalım, konuşalım. Hocam bunu belirledin de ne işe yaradı? Neyin sormuştu bana? Ordinatını. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşı soruyor değil mi? Bak şurayı soruyor bana. Vallahi yine bir sürü şey yaparım da. Hadi şu geldi ilk aklıma onu da yapalım. Bak yine dik üçgenimi teşkil ettim. Güzel. 2K'ya K böldüm ya. Hop, kırmızı, yeşili hiç kullanmamışım. Yeşili. Sevgili arkadaşlar şunu çektim ya. Bak K'ya 2K böldüm. Şu arkadaşı da A'ya 2A şeklinde böleceğim. Nefis. Şu mesafeyi söyleyebilirim. Burası eksi 2 değil mi? Çok güzel. Şurası da artı 2. Çok güzel. Vallahi nefis oldu ya. Böl 3'e şu mesafeyi 4 birim değil mi? 4'te 1'ini buraya ver. Pardon 3'te 1'ini. 4 bölü 3 kısmını şurası aldı. Bak burası 4 bölü 3 kadar. 2'den bunu çıkartırsam şu arkadaşın şeyini bulurum. Ordinatını bulmuş olurum. 2 eksi 4 bölü 3. Bu arkadaş 6 bölü 3'tür. Eksi 4 bölü 3. Hop. 2 bölü 3'ü de alnımın akıyla bulmuş olurum. Ben böyle buldum. Sen başka noktadan da gidebilirsin. Şuradan nereden gidebilirsin? Şu üçgenden de gidebilirsin. Şu ufak üçgenden de gidebilirsin. Şurayla. Oradan da bulabilirsin. Bütün mesele şu olayı bulabilmekti. Şu arkadaşla şu arkadaş arasındaki oranı bulmaktı. Onu da sevgili kum saati üçgenimle buldum. Dik koordinat düzlemindeyim sevgili arkadaşlar. En sevdiğimiz düzlem. Dikler hep dikey ve yatay çizgiler çekerek kendine yaşam alanları teşkil ediyorsun. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Seyrettiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.